Telefon hattımızda her perşembe olduğu gibi Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi diyelim Türkiye'nin haline baktığımız zaman, yaşananlara baktığımız zaman çok keyifli olduğumuz söylenemez kuşkusuz. İnşallah birlik beraberlik. İnşallah, inşallah, inşallah. Hep temennimiz o. Eyvallah. Evet, teknoloji dünyası dediğimiz zaman bu hafta neler paylaşabiliyoruz? Aslında bu gündemle alakalı şeyler de var. Bir tane haberimiz var. Biliyorsunuz dün bazı internet ve sosyal medya hesapları kapatıldı ve açıldı günlük evet. olarak. İsterseniz evet. onunla başlayalım. Onunla başlayalım. Bu Suruç'taki kötü olaydan sonra Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusu üzerine terör saldırısına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi. İşte Facebook, Twitter, YouTube ve bazı internet sitelerinde görüntülerin yayınlanması üzerine Suç Ceza Hakimliği bunları kaldırılması için paylaşım sitelerine gönderdi. Facebook ve YouTube hemen cevap verip bu görüntüleri kaldırdı ve internet siteleri. Fakat Twitter kaldırmakta o biraz bürokrasisinden vesairesinden kaynaklanarak gecikti. Ve kapatıldı Twitter kaldırmadığı için. Yaklaşık 6-7 saat Twitter kapatıldı. Ama tabii bu kapatılma resmi bir kapatılma oluyor. Yani boş bir araziye açık bir kapı koymak gibi. Sonuçta birçok yöntemi var Twitter'a girmek için. Tabi Twitter meraklıları ve kullanıcıları da sonuçta burayı bir kanal olarak düşünüyorlar kendi iletişimleri için ve o kanala giriyorlar. Sonra 5-6 saat sonra da Şanlıurfa 2. Suç Ceza Hakimliği Twitter'a erişim engelini kaldırdı. Peki Twitter görüntüleri kaldırdı mı? Bir kısmını kaldırdı benim gözlemlerime kadar. Bazılarını kaldırmadı. Tabii çok görüntü var ve biliyorsunuz internet öyle hızlı yayılıyor ki evet. Bu görüntü linkleri yani tespit ettiğiniz birinci saniyede 10 olan şey 3. saniyede 50 olabilir. Yani hepsini teker teker mücadele etmek çok zor. Burada mutlaka tabii ki denetim şartı ama bilinç de lazım. Yani bu bilinci inşallah geçmişe göre daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Kazanacağız diye bu mecraların kullanımıyla beraber bu sorunla sahip olacağını düşünüyorum. İkinci haber de gene Tabii bu noktada bir şeylerin de altını çizmek gerekiyor. Yani terörün propaganda amacı daha geniş kitlelere o korkuyu yaymak ve salmak. Aynen yani öyle. Sizin de bilinç dediğiniz şey aslında bu. Yani biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri basınında o ülkenin, o halkın aczini gösteren en ufak bir fotoğraf yayınlanmadı. Dolayısıyla da El-Kaide'nin bu anlamdaki propagandasına çok önemli bir darbe vurulmuş oldu. Doğru. Yani meseleye bu açıdan da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür görüntüleri yaymanın aslında böyle bir faciayı gerçekleştiren insanlık dışı yaratıkların ekmeğine yağ süreceğini de hesaba katmak gerekiyor. Çünkü silahlı propagandanın, terörün amacı aslında bu ya da yolu evet. bu. Evet. Yani bu tabii programın gündemi değil belki ama bizim ortak paydada buluşma şeylerimiz çok azalmış durumda. Yani ortak evet, bu terörde evet. ortak paydada herkes A'dan Z'ye buluşmalı. Amerika örneğindeki gibi işte Amerika vatanseverliği öne çıkarılmalı vesaire. Hı-hı. Yani burada sonuçta giden can oluyor. Yani senin kurbanın benim kurbanım diye bir tartışma yok. Olmamalı öyle, ortada. Öyle bir tartışma olmaması lazım. Evet. Maalesef öyle bir evet. kültür edindik. İnşallah evet. düzelir. Bu hani yeni gençlerden ben yeni gelen nesilden ümitliyim bu anlamda. Hı-hı. İnşallah Hı-hı. güzel olacak. İkinci haber gene bu sıcak bölgeden ve konularıyla alakalı. Biliyorsunuz ünlü bir hacker grubu var. Anonymous diye. Bu Twitter'da IŞİD sempatizanı hesaplara saldırdı. Geçen hafta. Bir liste yayınladı. 750'den fazla Twitter hesabı olan. Hı-hı. Bu listeye teker teker saldırıp bu hesapları kapattı veya değişik avatarlar koydu. Bu da çok konuşulmuş bir şeydi. Konuşulan bir şey. Bu hareketi. Tabii yani illegal bir şeye saldırıyor. Yani bu ne kadar hukuki o da ayrı bir tartışma konusu evet, ama evet. haber olarak vermek lazım. Hı-hı. Ülkemizden bir haber var. Instagram Twitter'daki gibi sahte kullanıcıları sahte olmayan kullanıcılardan ayırmak için yeni bir uygulama başladı. Mavi tık olayı başlattı. Yani verify account, onaylanmış hesap. Yani bu hesabın sahibi görünen kişidir. Gerçek evet, kişidir. Görünen, evet aynen öyle. Tüm dünyada uygulamaya soktu bu yeni özelliği. Türkiye'de de uygulamaya soktu ve Türkiye'den iki kişi seçerek yaptı bunu. Barcelona transferiyle hepimizi gururlandırır Arda Turan ve Meryem Uzeri ünlü sanatçı. İki kişinin hesabını mavi tık koydu ve bunlar gerçek kişilerdir dedi. Birkaç yıl içinde de bu mavi tık başvuruyla veya
işte ünlü kişilerin hesabıyla devam edecek. Hani Twitter gibi böyle bir özelliği getirdi. Evet. Bu da bir haber olarak verebilir. Bir haber daha var. Türkiye'de de kullanıcı hiç azımsanmayacak olan Google Plus diye bir sosyal medya mecrası var. Google'ın mecrası. Benim kendi sosyal medya hesabım mecram diye duyurduğu. Aha. Orada fotoğraf paylaşımına da izin veriyordu Google Plus. Fakat o fotoğraf paylaşımını Google Photos diye başka bir servisin üzerine alacak ve yaptığı açıklamada 1 Ağustos'a kadar fotoğrafların oraya konulmasını söylüyor. Yoksa silinecek fotoğraflar. Hı. Eğer Google Plus kullanıp Google Plus'ın içindeki fotoğrafları olan ve çok kıymetli olduğu düşünen kullanıcılar varsa onları hemen yedeklemeleri veya Google Photos, Google Foto diye yani başka bir uygulamasını oraya almalarını duyurdu. Hı hı. Buradan duyurmuş olalım. Bazen ahva edebiliriz sonra. Yine ülkemizden bir haber var. Bir araştırma aslında bu. Veri tabanında 670 kategoride 840 binden fazla firma bulunduran bir firma rehberi var. Sarı Sayfalar isimli. Hı hı. Bu bir açıklama yaptı. Dediler ilk 6 ay 2015'in ilk 6'ında Türkiye'deki internet kullanıcı ne aradı bizim sayfalarımızda? İlginç sonuçlar var. Bunları sizle paylaşmak isterim. Hı hı. Yıl boyunca hastaneden restoranlara, devlet dairelerinden eğlence mekanına kadar birçok yer internet üzerinden araştırıldı ama en çok artış %42 oranıyla artışta Çin mutfağı restoranları hı. ve %139'da güreş yer sistemleri hı hı. üzerinde olmuş. İlginç bir sonuç. Çin mutfağına merak salıyoruz galiba özellikle internet kullanıcıları. Bir de güneş sistemi, enerji sistemi üzerine firmalar incelenmiş. Ve ilginç bir şey daha var. Arama yaptığımız firmalarda iki kişiden bir kişi oraya gidiyor. Yani o firmadan ya satın alıyor, ya yemek yiyor, ya bir ürün satın alıyor. Hani internette ne yapıyorsak, neyi araştırıyorsak hangi firmayı. İki kişiden bir kişi o firmadan mutlaka bir şey satın alıyormuş. Bu kadar etkili yani internet araştırmaları sarı sayfalar üzerinde. Evet. Bunu da duyurmuş olalım. Yandex'ten bir haber var. Biliyorsunuz dünyada iki tane büyük hani kafa kafaya giden firmadan biri. Türkiye Yandex İstanbul'daki metro için bir uygulama yaptı ve yayına soktu. Metrobüs, metro, feniküler ve tramvay hatlarıyla ilgili. İnsanlar bunu akıllı telefonlara indirecekler ve metrobüs ve raylı sistemler aracılığıyla yapılacak yolculukların planlamasına yardımcı olacak demiş açıklamada. Gidecekleri lokasyon, hangi vagonun boş olduğuna kadar detaylı bir uygulama. Metroyu çok kullananlar, tramvayı çok kullananlar için iyi bir uygulama. Apple ve Android'de yayında şu an. Dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. Evet. Yine Apple merakları için bir haber var. Biliyorsunuz Apple'ın bir saati var. Geldi gelecek, geldi gelecek deniyor. Dünyada satışa sunulmuş birçok ülkede. Türkiye'de de 31 Temmuz'da satışa sunulacakmış. Bir açıklama yaptı 07'de internet sitesinden. Apple saati almak isteyenler için Türkiye'de güzel bir gelişme. İzmir Büyükşehir'den bir haberimiz var. Elektrikli otobüs filosu kuruyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Sadece elektrikle çalışacak. Hı hı. 20 tane için ihale yapılmış ve otobüsler gelinmiş. 2019'a kadar 400 tane elektrikli otobüs olacak. Ve büyük bir 48 milyon liralık akaryakıttan tasarruf edecekmiş. Evet. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Ben çok güzel buldum bunu. Gerçekten çevreci çok önemli. Çok önemli. Güzel bir gelişme. Diğer belediyelerin başına diyelim. Evet. Toshiba'dan bir haber var. Dünya Toshiba'dan. Orada bir finansal skandal oldu. Kağıtlarda, muhasebe kağıtlarında, kayıtlarında bir ufak oynamayla karı daha fazla göstermiş muhasebe birimindekiler. Ama bütün yöneticiler toplu olarak basının önüne çıkıp bir başkan, yedi başkan yardımcısını ünlü onların eğilme özürüyle beraber istifa ettiler. Hı hı. Haberlerde de görmüştür belki dinleyicilerimiz. Özür dileyerek istifa ettiler ve yerlerini başka yöneticilere bıraktılar. Çok ilginç geliyor bu tip şeyler. Hı hı, sizle paylaşmak hı. istedim. Evet. Son haberimiz de Twitter'dan gene. Twitter'ı masa üstünden kullanan kullanıcılar arka tarafta duvar kağıdı görmeyecekler artık ve kendi logolarını, kendi fotoğraflarını koyabilecekler masa üstünden kullananlar için. Hı hı. Bu da yeni bir gelişme ve kullanıcılara duyurulmuş oldu. Yarın biliyorsunuz bizim 15'li bir programımız var. Dijital Ed isimli. Hı hı. Orada bir konumuz var. Hem gündemle de alakalı. Bu biraz önce konuştuğumuz denetim mi, özgürlük mü, yasak mı, özgürlük mü konusuyla ilgili. Hı hı. Murat Tumay, Sakarya Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor bir rapor yayınladı. O raporun üzerine konuşacağız. Raporun başlığı şu: denetim ve özgürlük ikileminde Türkiye'de internet erişimi. Hukuki bir açıdan bakacak ve benim de ona tabii aykırı sorularım olacak. Hı hı. Onları cevaplamaya çalışacağız. Meraklı dinleyicilerimizi
mikrofon başında bekliyoruz TRT Radyo 1'de. Sizin aracını duyurmuş olalım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bilal Eren. Kolay gelsin.